Halide kızım, nasılsın bakalım? Ne yaptın bugün? İyiyim babacığım. Mahmur abla bile oynadık. Aferin size. Ne güzel anlaşıyorsunuz Mahmure ile. O benim ilk evliliğimden olmasına rağmen arkadaş gibisiniz. Evet babacığım. Saray murahhaslarından Edip Bey'in kızısın sonuçta. Benim kızıma da bu yakışır zaten. Nakiye Hanım, anneannen nerede? Hemin'den mi? Komşuya kadar gitmişti. Kısır yiyeceklerdi. Bir tabak da bize getirse bari. Karnım çok acıktı. Süt ninem Hatice mutfakta. Bir şeyler hazırlasın bize söyleyeyim de. Hadi söyle bakalım. Süt ninem ne yaparmış mutfakta? Bulaşıkları yıkadım Halide. Bakıyorum çok mutlusun. Mutluyum tabii. Mor salkımlı ev benim her şeyim. Ah be güzelim. Anneni küçük yaşta veremden kaybetmeseydin de daha mutlu olsaydın keşke. Keşke. Ne yapıyormuş Hatice Hanım? Bulaşıkları yıkamış. Yemek birazdan hazır olurmuş. Bak Halide, aslında seninle bir konu hakkında konuşacağım. Dinliyorum baba. Yıldız'da bir ev tutarak biriyle evlenmeyi düşünüyorum. Ama baba ben mor salkımlı evimizi çok seviyorum. Oraya da alışırsın elbet. Halide kızım, neden mutsuzsun bu eve taşındığımızdan beri? İngiliz terbiye usulü bana göre değil baba. Bu mavi etek falan. Ben de dışarıdakiler gibi renkli giyinmek istiyorum. Olur mu kızım? Sen koskoca Mehmet Edip Bey'in kızısın. Bunu kabul edemem. Hatun, Halide'nin durumu hiç iyi değil. Ne yapsak acaba? İlk başlarda beni çok iyi karşıladı. Ama sanırım buraya alışamadı. Mor salkımlı evi özlüyor bence. Kiriya Eleni adında bir Rum kadının işlettiği bir çocuk yuvasına vereceğim onu. Belki orayı sever. Denemekte yarar var tabii. Mehmet Edip Bey, öncelikli olarak hoş geldiniz. Hoş bulduk Kiriya Eleni Hanım. Kızınız Halide ile dışarıda konuştuk. Çok olumlu bir kız. Onun kaydını hemen yapalım. Fakat biliyorsunuz ki burada sadece Rum öğrencileri var. İlk Türk Halide olacak. Benim için sorun değil. Yeter ki kızım uyum sağlasın. Umarım dediğiniz gibi olur. Sanırım Halide'yi tekrar mor salkımlı eve götürmem gerekecek. Kaldığı yerde de uyum problemi yaşamış. Çok içine kapanık bir çocuk oldu. Üzülme, artık yavaş yavaş genç kız oluyor hem. Yıllar ne çabuk geçti Halide. Neler yapıyorsun bakalım? Tevfik Fikret'in başyazarlığını yaptığı Tanin gazetesinde yazarlık yapıyorum. Ne güzel. Açıkçası bu aralar hiç güzel değil. Neden? Meşrutiyetin rahat dönemi bitti. Serbest kadın fikirleri yüzünden tehdit ediliyorum. Sıkma canını. Bir şey olmaz inşallah. Kız Halide, ben başka bir kadınla evleneceğim. Ne diyorsun sen Salih Zeki? Buna müsaade etmemi nasıl beklersin benden? Ne var ki bunda? Bu kadar büyütmene gerek yok. Buna müsaade edemem. O zaman ayrılalım. 9 senelik evliliğimizi bitirmek istiyorsun yani. Bana başka seçenek mi bıraktın? Peki, öyle olsun bakalım. Ziya Gökalp Bey, bildiğiniz üzere 1910-1912 yılları arasında Türk Ocağı'na girdim. Evet Adile Hanım, milliyetçilik akımından etkiletmenize çok sevinmiştik. Ama ben artık aranızdan ayrılmak istiyorum. Yaşadığımız görüş ayrılığı da sanırım.
Evet Ziya Gökalp Bey. Adnan adı var bey. Merhaba. Cemal Paşa'nın daveti üzerine Lübnan'a gelmiştim. Sizi görmek ne kadar güzel. Ben de sizi gördüğüme memnun oldum Halide Hanım. Öğretmenlikten de istifa etmişsiniz. Buna çok üzüldüm. Kısa bir süre kız mektepleri umumi müfettişliği yaptım. Artık buralardayım. Aslında sizi daha yakından tanımak isterdim. Derken? Yani isterseniz evlenebiliriz. Olabilir. Neden olmasın?